Harikalar diyarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bıldırcın cıkçıklarımızı yeni yerlerine aktaracağım. Hava çok sıcak biliyorsunuz. Hep birlikte hazırlayacağımız yeni yuvalarını, yani geçici süreliğine yeni yuvalarını aktaracağım. Bir müddet burada baktıktan sonra tabii ki yetişkin bıldırcınlarımızın yanına götüreceğiz. İsterseniz yavaş yavaş önce hazırlıklarımızı yapalım, sonra bıldırcınlarımızı taşıyalım. Hadi başlayalım. Evet, şimdi burayı önce bir dezenfekte yapmalıyız. Çünkü hayvanlarımızı buraya aldığımız zaman bakteriler olabilir. Bu bakteriler hayvanları hasta eder. Hasta etmemesi için güzel bir temizlik yapalım sizlerle birlikte. Sonrasında aktarmaya geçelim arkadaşlar. Bu işlemi yaparken maske kullanıp unutmayın. Her zaman götünüzde bir tane maske olsun. Devam ediyoruz temizliğimize. Çok hızlı temizliyorum. Buraları da alıyor. Temizliği bitirdik. Gördüğünüz ne kadar kısa sürede yaptım değil mi arkadaşlar? Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Biraz dinlenelim. Sonrasında kireçleyip içeriye talaş atıp hicivlere aktaracağız. Bu kadar basit. Evet, geldik şimdi sıra kireçlemeye arkadaşlar. Kireçlemeden önce sizlere şunu da söylemek istiyorum. Çoğu arkadaş bana abi hayvanlar kireç yeşer bir şey olur mu diye soruyorlar. Hayvanların kireç yemesi onlara hiçbir şey yapmadı arkadaşlar. Merak etmeyin, bu hayvanlar da zaten işini bir de bir ağız aldıktan sonra daha da almazlar. Yani her bir açığı, her bir zerreyi şöyle kireçleyeceğiz arkadaşlarımız. Kireç ne işe yarıyor? Yakıcı özelliği sayesinde hem şu an yüzeyde olan mikroplar ölüyor arkadaşlar, hem de farklı parazitlerin, böceklerin ve benzeri hiçbir şeyin buraya girmemesi için güzel bir önlem. Evet. Şimdi sıra yazı salatası arkadaşlar. Talaşlarımı alıyoruz. En sevdiğim işlem işte bu. Talaş. Talaşı nereden alabiliriz? Ne kadar? Kaç para diye bir sürü arkadaşımı soruyorlar. Arkadaşlar beleş, kardeş beleş. Gidin marangozlara. Alın marangozlardan. Parayla satılmış. Belki satan arkadaşlar da var mı? Ben de biraz sistem buluyorum. Evet. Şimdi geldik bıldırcınlarımızın yanına arkadaşlar. Kapıyı şöyle açıyorum zaten. Ama içeri çok sıcak. Bugün aşırı bir sıcak var. Bugün de her gün sıcak. Dereceye bakarsanız 32 derecede şu an. Akşama doğru da 33-34 gidiyor arkadaşlar. O yüzden artık bunları yeni yerlerine almam gerektiğini düşünüyorum. Bakın Clean Lag Bar'lar. Bunlar iki tane Clean Lag Bar'ımız var. Falan filan astrolobumuz var. Hamburg'umuz var. Neyse biz bıldırcınları toplamaya başlayalım. Beyaz bıldırcın.
Ben normal bıldırcım. Şu erkekmiş sanırsam. Hadi gidelim. Yeni yeriz hayırlı olsun kardeş. Hepsini hızlı hızlı almaya başlayalım. Devam. Çok iyi. Bir tane dişi arkadaşlar. Hem de onaş onaş. Öptün mü sen şimdi? Ha, yerim seni. Ha, buraya. Hastayım şu hayvanlar. Clean leg var bir. Herhalde tavuk olan bu arkadaşlar. Yeni yerlerini çok sevdiler. Birazdan biz çekimi de geçeriz arkadaşlar. Evet, yeni yerlerini aktardıktan sonraki hayvanların o mutluluğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Muhteşem bir neşeye büründüler. Çok sevdiler. Arkadaşlar, bu da Hamburg civcivimiz, bu da kayak bıldırcımız. Al git. Tozu dumana kattı kardeş. Arkadaşlar, oldukça yoruldum, terledim, hava zaten ateş gibiydi ama hayvanları yerlerine aktardım, getirdim. Zaten onların mutluluğu da bir o kadar hoş ve güzel. Onları izlerken insan ayrı bir mutlu oluyor. Çok neşeliler, çok mutlular. Evet, bunlar da büyük bıldırcınlarımız arkadaşlar. Oldukça fazla yumurta salmışlar yine. Her yer yumurta dolu maşallah. Buralara baksanıza. Yumurtalar toplanacak. Şeye gelmiş, kıvama gelmiş. Bir tane kova alıp toplayalım. Okey, hazır geldik arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte yumurtalar da toplayalım. Toplamayalım. Seviyorsunuz zaten yumurta toplama videolarımızı. Bıldırcın yumurtalarımızı da toplayalım. Kaç tane bakalım. Yani birkaç gündür gelmiyorum. Sağda solda köşede yumurtalar var. Her yer yumurta dolu, hay hay maşallah. Yumurtacıklar çok fazla. Şuradan da alalım, şunu da alalım, şunu da alalım. Buraya bayağı salmışlar ha. Bir de gömmüşler içeriye doğru, salmamışlar sadece. Böyle toprağın altına, otun altına doğru gömmüşler yumurtaları. Hay maşallah. Vallahi bayağı bir yumurta verimimiz şu an. Bıldırcınlardan çok çok iyi bıldırcınlar yumurta verimi. Sayıyor musunuz yumurtalarımızı? Yürütmeyin ula. Unutmayın ki şu an jumbo bıldırcınlardan daha çok Kıbrıs bıldırcınlarımız var arkadaşlar. Ve gerçekten de salımları çok muhteşem. Bu kadar iyi bir salım. İyi yani jumbolara göre. Ben jumbolar daha çok salar demiştim.
Ama alırken de zaten araştırdığım zaman gayet iyi saldıklarını söylemiştiler bana. Şu yukarılara bakalım, buralarda yumurta var mı? Buralarda yumurta yok arkadaşlar. Şu dipte köşede de mi görmüştüm? Yine başladılar çekişmeye. Şu kutunun içine bakacağız. İki tane burada var. Evet. Ondan sonra şurada var mı? Şurada yok sanırsam, değil mi? Yok. Buraya salmamışlar. Kutudan aldık. Şurada iki tane var. Bunun içinde yok. Şunları da alalım. Evet. Başka. Şurada var bir. Şurada var. Şurada da var. Dipte var mı? Dipte yok. Buralarda yok. Onları da koydum kutuya arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada yumurtalarımızı da topladık. Öyle bir anlık çaparın yanındaydım. Bıldırcın yumurtalarımız bu kadar. Hepsini toparladım. Maşallah. Bayağı bir bıldırcın yumurtası var. Artık sahip atarsanız yorum olarak arkadaşlar. Çok seviniriz. Kaç tane bıldırcın yumurtamız var. Son olarak civcivlerimiz biraz daha şu an sakinleşmiş durumdalar. Hepsi birbirinden mutlu şu an. Nereye gidiştim daha? Ha? Bakın kaçıyor bu beyaz. Beyazlık kaçıyor. Buradan kaçmaya çalışıyor. Maşallah. Hepsi gayet iyiler arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzun da artık sonuna gelelim. Umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Farklı videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.